Selamlar herkese. Kadıköy Beşiktaş Vapuru'ndayız. Sabah 8'de Kadıköy'de öğrencilerimle toplandık. Yaklaşık bir 10-12 köpek varız muhtemelen. Sayarız bir daha, o sayıyı düzeltiriz. Kaçız lan? Yaklaşık bir 10-12 köpek varız. Kadıköy'de toplandık sabah saat 8'de. Vapurla Beşiktaş'a geçiyoruz. Şöyle bir güzergah var kafamda. Bugün köpeklerle şehir turu yapacağız. Geçen sene de yapmıştık aynısını. İzleyenler vardır. Beşiktaş'tan Maçka, Maçka Taksim, Taksim'den Galata, Galata'dan Karaköy, Karaköy'den de vapurla tekrar Kadıköy'e döneceğiz. Böyle bir rota planladık. Bu bir etkinlik gibi yapıyorum ben bunu. Dönem dönem o dönemde olan öğrencilerimi, eski öğrencilerimi davet ediyorum. Ama bunu yapmamın sebebi ailelere köpeklerini hayatlarına nasıl katabileceklerini, katabileceklerini öncelikle göstermek ve bunu nasıl yapacaklarını anlatmak. Sizlere de aynı şekilde. Çünkü çok fazla köpek sahibi tanıyorum. Çok fazla köpekle temasta olduğum için sadece sabah akşam yürüyüşlerini sitesinde yapan, sitesinden dışarı adım atmayan aileler var. Bazen kendileri böyle bir şey yapabileceklerini bilmiyorlar. Bazen de köpekleriyle bunu yapmanın zor olduğunu düşünüyorlar. O yüzden hani bunun aslında çok da zor bir şey olmadığını, evet bir tık böyle elinizde kontrol etmeniz gereken, kumanda etmeniz gereken, bir de onu düşünmeniz gereken bir canlıyla birlikte bu tarz kafelere gitmek, kahvaltı yapmak, oturmak, yürümek, kalabalıklar içinde gezmek bir tık daha zor olabiliyor ama köpeğinizle bunu yapa yapa köpeğinizi bunu alıştırırsanız bu iş çok daha kolay bir hale geliyor zaman içerisinde. O yüzden böyle bir video çekelim dedik. Umarım keyif alırsınız. Herkese şimdiden iyi seyirler, keyifli seyirler diliyorum. ...5500 adımdayız. Şu an Harbiye Kedili Park diyorum ben buraya, adını bilmiyorum. Bir kahve molası verdik. Saat 9.30 civarı şu an. Şimdi buradan bir parkın üstünde bir alan var, meydan. Çok fazla kedi vesaire var. Orada minik bir böyle itaat çalışması yapacağız. Sonra da Harbiye'den Taksim'e doğru, Taksim Meydanı'nda tekrar böyle birazcık çalışma yapacağız. Şu an 13 köpek saydım bu arada. Kaçız lan? 13 köpekle bir 17-18 kişi ailelerle birlikte kalabalık bir ekibiz ve şu an böyle bir ortamda köpekleriyle kafede oturmak gerçekten çok ekstrem bir şey. Normalde siz bir kafeye gittiğinizde hani çok yoğun bir gününde caddede bir Starbucks'ta 3 tane 4 tane köpek görüyorsunuz. Bunu yaşayan bir köpek ve köpek sahibi o gün oradan da sağ salim keyifle çıkacaktır. O yüzden bence çok değerli bir şu an çalışma yapıyorlar. Aileler bunun farkında mı bilmiyorum, sohbet edip kahve içip şey yapıyorlar ama kesinlikle faydalı bir çalışma oluyor. Hadi devam edelim, toplayalım insanları. Köpeğin adı Pişi. Onu aşamıyorum yani şu an. Evet, Karaköy'e geldik. Bir kahvaltı yapacağız. Şu an 12.500 adımdayız. Cumhuriyet'in 100. yılı bildiğiniz gibi. O yüzden her yerde bayraklar asılı, çok güzel bir enerji var. Çok güzel bir her yerde hoparlörlerden marşlar çalıyor. Taksim'de duramadık. Çok büyük bir gürültü vardı. Çok fazla bir şey vardı, hazırlık vardı yarım için. O yüzden oraya biraz daha transit geçtik. Aralarda es veremedik. Galata'dan aşağı Karaköy'e indik. Şimdi biraz kahvaltı yapacağız. Yine bir kafe oturması olacak. Ondan sonra da vapur iskelesine geçip karşıya geçip günü bitireceğiz.
Bakalım totalde tahminim bir 13-14 bin adımla falan bitireceğiz bugünü. Çok keyifli gidiyor şu an için. Haydi gel girelim içeri, biz de oturalım. Evet, kahvaltımızı da yaptık. Artık etkinliğimizin, yürüyüşümüzün sonuna geldik. Karaköy iskelesindeyiz. Şimdi karşıya geçeceğiz Kadıköy'de ve dağılacağız, bitireceğiz. Çok güzel bir gün oldu. 14-14.500 adımlardayız şu an. Benim açımdan gerçekten örnek olacak. Tabii ki ufak tefek böyle 13 köpekle yürüyoruz. Arada böyle birbirini yükselten köpekler, arada dışarıya havlamalar vesaire kesinlikle oldu. Ben zaten en başta ailelerden rica ettim. Burada şu an grup derslerinde yaptığımız gibi o 45 dakikalık, 1 saatlik itaat çalışması yapmıyoruz. 4-5 saatlik bir süreç. 4-5 saat boyunca köpeğinizin böyle size bakarak yürümesini beklemeyin. O yüzden arada siz de izin verin. Sağ olsun, biraz önde yürüsün, biraz şey yapsın, çekiştirmesin, yeter dedik. Bol mamayla, bol ödülle de çalışma gibi de yaptık çoğu zaman zaten. Çok güzel bir şeydi. O yüzden ben çok mutluyum. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Keşke siz de burada olsaydınız. Siz de bunu diyorsunuzdur, ben de diyorum. Ama kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Kendi şehrinizde, kendi yaşantınıza uygun bir şekilde köpeğinizi hayatınıza katmaktan lütfen çekinmeyin. Herkese iyi haftalar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.